Rahmetli Türkeş, işte vefatından bir hafta evvel Ankara'da gittim ona. Bizim eve gelirdi. Devamlı otururduk. Erbakan Hoca da gelirdi. Hepsi gelirdi. Muhsin abi de gelirdi. Sabaha kadar otururduk. Yani benim böyle şeylerim vardı. Şimdi hiç siyasetten çok uğraştığım yok. Yani o zaman böyle ilgi alanımızdan ziyade cemaat mefhumları gelişmişti. İstişare mefhumu çoktu. Dolayısıyla şimdi herkes cemaat, camia oldu. Onun için bize adam yerine koyan yok. Ama Türkeş o zaman dedi ki bana, şimdi dedi Milli İstihbarat raporu geldi dedi bana. Sizin dedi, cemaatiniz derken tarikatınıza bağlı demek istedi. Ben dedim o kadar olmaması lazım. Çünkü köyünü kentini biliyorum. Yok dedi yani, o dedi ki size bağlı olanlar. Ben dedim ki bu böyle hani özel zikir dersi falan yapan, zikreden değildir de sempatizanıdır dedim bu. Bir rakam mı söyledi? 2 milyon dedi. Sene kaç? Sene vefatından bir hafta evvel. Yani en az 15 seneden fazla tamam. Vefatı. O dönem 2 milyon diyor. 2 milyon ama bu sempatizan meselesidir. Çünkü ben bunun bu kadar zikir yapan olsa Türkiye Suriye'yi falan kurtarırdık şimdi Müslümanları. O kadar bir adam zannetmiyorum Türkiye'de. Ama dedi ki ben Türkeş'in söylediğini söylüyorum. Hı hı. Ben MİT istihbaratı tanımam. Dedi ki 2 milyon sizin muhibbiniz var yani sempatizanız var demek istedi. Şimdi senin hakkında da özel rapor aldım dedi. Senin hakkında da diyor ki rapor şeriatçıdır. O zaman da şeriatçılık da bayağı tehlikeli. Şeriatçıdır, İrancı değildir. Öyle ayırmışlar. Hayır, şeriatçıdır, İrancı değildir dedi. Tamam. Şimdi Türkeş'in bana merhumun verdiği bilgi. O zaman Mahmud Efendi Hazretleri falan bizim evdeyiz. Türkeş rahmetli de oturuyoruz. Paşalar Dedeman Otel'den kahrolsun şeriat yürüyüşü yapacaklar. Öyle bir gündeyiz yani. Birkaç gün sonra biz buluştuk. Dedi ki Türkeş, ben dedi gittim dedi emekli paşalar, emekli yani. Paşalara dedi ki yürüyüş var da emekli paşalar da katılıyor, başı çek. Gittim dedim ki dedi, bak siz asker arkadaşımsınız. Bu şeriat yani Kur'an'da geçiyor, Kur'an şeriat falan demektir. Bu sizin yani bildiğiniz manada değildir gibi. Siz şimdi askeri de temsil ederek ben önde yürürseniz kahrolsun şeriat şeyinde. Milletin yani askeriyeye karşı şeyi bozulur. Siz bunu böyle yapmayın, önde durmayın. Yani çıkmayın bu yürüyüşe dedim dedi. Bazılarını da ikna ettim dedi. Belki de bilmiyorum yani. Bazılarını kesin ikna ettim dedi. Bizim Efendi Hazretleri dedi ki Allah razı olsun çok iyi yapmışsın dedi. Çok iyi yapmışsın dedi. Çünkü dedi ben biliyorum dedi ama dedi efendim bizim Mahmud Efendi Hazretleri anlattı. Ya şeriat işte Kur'an'dır namaz, senin namazında şeriat, abdestinde şeriat, şeriatta ne var? İslam'ın tümü falan anlattı falan. Türkeş de kültürlü bir adam. Yani dedi böyle anlatılsa bilirler ama öcü gibi işte dedi gösterilmiş millet şeriat İslam'dan ayrı. Ha şimdiki IŞİD şekliyle, o zaman IŞİD yoktu ama işte şeriat IŞİD'in şu anda yaptığı. Kıtır kıtır kesiyor herkesi. Kesiyor. Ha bunu bu şekil lanse edilmişti bu şeriat. Şimdi o zaman biz yani görüştüğümüzde bir o zaman ben gidiyorum Gebze'ye bir camide vaaz ediyorum. İşte Mehmet Akif Camisi vardı o zaman. Ertesi hafta imam yok. Ne oldu? İmam daha sürdüler. Öbür camiye gidiyorum. Ertesi hafta imam yok. Halbuki beni dernekler çağırıyor. Bir de dernekler para toplamak çok istiyor. Cami inşaatı bitmiyor ya. Ben gidersem cemaat doluyor. Onlar da kapıda para topluyor derneğine. Ben böyle yüzlerce camide emeğim var. Gidiyorum. Ben para almıyorum. Şimdi herkes beni çağırıyor. Çağıran da imamdan oluyor. Gidiyor. Bir de Ümraniye'de dolu cami var. Hepsi kadrosuz. Şimdi beni çağırıyorlar. Müftü hemen oraya kadro veriyor. Niye cübbeli konuşturma diye o dönem. Bu sefer adamlar neyse cübbeliden olduk ama kadro geldi diyorlar. Seviniyorlar. Bu sefer başladı. Dudullu'ya doğru her yer beni çağırıyor. Lan diyorum niye çağırıyorum? Bir yerden imam geliyor konuşamazsın diyor. Öbürüne gidiyoruz. Öbürü imam geliyor konuşamazsın diyor. Ya baktım ki herkes kadro isteyen cübbeli çağırsın demişler. Bu gelirse ertesi hafta kadro gelir. Şimdi benimle böyle uğraşıyorlar. Benim kadar vatanını milletini seven askere polise dua eden adamı vatan haini ilan etmişler o dönem. Şimdi benden uğraştılar, uğraşıyorlar falan. Sonra oradan onun da sonu hapisle patladı zaten. Şimdi bunlar zaten dostu düşmanı tanısalar bugün bu memleket bu hale gelmezdi. Biz vatan haini olmadığımızı o gün anlasın. Türkeş anlamıştı, Muhsin abi anlamıştı. Yani anlamıştı değil, adamlar akıllıydı. Hı hı. Şimdi geldik bu noktada bize imamlar atılınca ya dediler ki bana bu Diyanet'te Türkeşçiler çok fazla. Bu dediler Türkeşçe sizin eve gidiyor gidiyor. İmamların da canı çıktı, hepsi dağ köyüne gitmiş. Türkeş'i arasana dediler. Ya ben de Türkeş'i aradım.
Dedim yani böyle böyle biz dedim ne yapıyoruz vatana millete? Birlik bütünlük, içki içmeyin, kumar oynamayın, zina yapmayın. Biz vatana fayda yapıyoruz yani. Biliyorum dedi ya. Ama dedim bütün müftüler dedim Gebze müftüsü. O zamanı konuşuyorum. Şuranın müftüsü, buranın müftüsü. İmamlar tayin oluyor. İmamın ne suçu var? Dernek beni çağırıyor. Yani falan. Bugün dur, hocam. Bugün dedi ki dur dedi ben dedi bir arayayım dedi. Aradı. İşte nereye aradıysa o zaman Erzurum milletvekiliyle o zaman da Nuri Yılmaz hoca Diyanet'teydi. O da Erzurumlu falan. Mıydı neydi işte. Sen ne diyeyim? Müftü toplamış. Gebze müftüsü. Bütün imamlar falan. Bu cübbeli mit midir nedir anlamadım demiş ya. Erbakan arası anlayacağım demiş. Zaten Erbakan'ı açmayacağım demiş. Türkeş niye arıyor arkadaş demiş. Ya arkadaş niye Türkeş arıyor mesela? Ya bu vatanı böyle Türkeşçi, Muhsinci, şucu, bucu, böldüre, böldüre nereye gideceğiz? Yani bakın Diyanet müftülük o zaman hani Erbakan'ı zaten adam yerine koymuyorum diyor. Ama Türkeş niye arıyor? Niye arıyor? Arıyor. Çünkü benim evime gelmiş, çorbamı içmiş, benim vatan haini olmadığımı görmüş. Ben hatta dedim ya sarığı marı çıkartsak mı dedim merkeze giriyorduk. Osmanlı'nın sarığı ya ne çıkarıyorsun hoca dedi. Osmanlı'nın sarığı dedi gel. Bunu diyebildi adam. Ha şimdi bana diyor Türkeş takıya yaptı. Ya ben nahnu nahkum bi zahir zahirine göre hükmedim. Arkadan yanlış konuşması olmuş. Yanlış siyaseti olmuş. Bak olmuş. Hı hı. Bunlar kendi vebalindedir. Beni alakadar etmez. Bak ben demin kamer gençten de bahsediyorum. Dolayısıyla burada biz oturabilirsek, konuşabilirsek, şeriat nedir'i anlatabilirsek, burada anlaşılamayacak alevilik ne, sünnilik ne, bunları konuşabilirsek, müşterek noktalar öne çıkarılırsa, bu vatanda hepimizin vatanı denip, millet birbirinin ayağını kaydırmakla uğraşmazsak, Allah için efendim sulh olur, bu işler düzelir, yoluna girer. Şimdi bizim İsmail'e...